Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilçemizde 75 yataklı bir hastane yapılıyor. Bundan kısa bir süre önce de ziyaret etmiştik durumunu öğrenmek, vatandaşlarımıza iletmek adına. Bugün yine ziyaret ettik kendilerini. Dolaştık. Hastane hemen hemen bitme aşamasına gelmiş. Depremden dolayı biraz gecikmeye uğradı. 2-3 ay bir süre geçti. Yaptığımız çalışma, yaptığımız incelemelerde şunu gördük ki hastanede çalışanlar var. Bu 2 ya da 3 ay belki yani 100 günü geçmeme süretiyle bitebilir. Bunun için de arkadaşlar elinden geleni yapıyorlar. Malzemeler, her şey tamam. Umut ediyorum ki devlet hastanesine alternatif olarak sağlık hizmetlerini vermeye başlayacaktır. Bizim de takvimimiz devam edecek. Mehmet Nuri Salman adım. İnşaat mühendisiyim. Hastanenin şantiye şefi görevliğini yürütüyorum. Bizim hastanemiz 75 yataklı olup 3 ameliyathane, 13 odalı yoğun bakım kapsamında, geniş kapsamlı bir hastanedir. Yüksekova bölgesinin ikinci bir hastanesine kavuşması bir şu an mevcut hastaneden daha komplike bir yapıdır. İnşallah 2 ay içerisinde geçici kabulünü yapıp halkın hizmetini sunacağız. Adım Kadir Geyik. Yüklenici firmayız burada. 1,5 sene önce buranın ihalesini aldık. Gördüğünüz gibi de şantiyemiz de bitme seviyesine geldi. Şu an test sürecine geçmişiz. Ortalama 2-3 ay içerisinde de bir geçici kabulümüzü yapacağız. Ondan sonra hastane yönetimi falan sistemini kurup o süreç içerisinde zaten tamamlanıp hastanede kavuşacak Yüksekova'ya.